Dayı filminde başrolleri paylaşan Gizem Karaca ve Ufuk Bayraktar bir başka YouTube kanalında Melis Güvenç'in konuğu oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan ikili haksızlık ve zulüm karşısında asla sessiz kalmadıklarını, imkanı olan herkesin de adaletsizliğe ses çıkarması gerektiğini söyledi. Ufuk Bayraktar şahit olduğu bir zulme tepkisini bir adam köpeğe sopa fırlatıyordu. Ona "oraya gelirsem o sopayı kafanda kırarım" dedim sözleriyle anlatırken Gizem Karaca "ben olsam o sopayı ona kesin geri fırlatırdım" dedi. Ufuk Bayraktar ise Karaca'ya "benim adım çıkmış, bu yüzden o adama vuramadım" yanıtını verdi. Ufuk Bayraktar geçtiğimiz yıllarda bir kavgaya karışmış ve hakkında açılan davada 4 yıl hapse çarptırılmıştı. Öte yandan Gizem Karaca eski zamanlarda yaşanan dostluk ve ilişkilere özlemini dile getirerek "o dönem hayaller bile daha toz pembe ve netmiş. İnsanlarda şimdiki gibi bir duygu karmaşası yokmuş. Keşke biraz daha bunlar devam etseydi. Şimdi herkes birbirini satıyor. Kim arkadaşın, kim dostun bilmiyorsun. Herkes kendi çıkarları için yaşıyor" dedi. Hangi haksızlığa karşı böyle sesinizi çıkarma ihtiyacı duydunuz? Ya da neler sizin özellikle böyle ona geçip de savunuculuğunu yapma şevki verir? Verir bilmiyorum. Geçen bir iki ay önce bir tanesine bir çok sinirlendim. O da bir köpeğe sopa fırlatıyordu. Yemek dağıtan bir adamın sokaktaki köpeğe birisi sopa fırlattı diye. O da gene de kavga etmedim ama. Alırsam o sopayı senin kafanda kırarım dedim, o kadar. Ben mesela o sopayı alıp kırardım, fırlatırım. Ama benim adım çıkmış, o yüzden vuramadım. Ufuk dedim, şimdi adam kalmadı bir de. İyi sen şey abi, ben direkt köpek. Ya hassas noktada. Her şeyden dahi bile sorumlu hissediyorum ben kendimi. Yani gördüğüm her şeyden sorumluyum deyip gidip bulaşmak zorunda değilsin ama eğer bir yerde bir işte ne bileyim bir köpeğe biri vuruyorsa, zorda kalmış birisine tekme atıyorsa veya haksız yere birini 2-3 kişi eziyorsa buna dur demeyeceksen o zaman niye varsın ki yani? Şimdi böyle herkes birbirini satıyor yani. Kim arkadaşın, kim dostun bilmiyorsun. Herkes kendi çıkarları için yaşıyor ama o dönem enteresan öyle bir tatlı bir naiflik varmış. O dönemde o canavar tarafları insanları ele geçirmemişti belki de. Daha naifti, evet. Ama siz yine de çok korunaklı yaşıyorsunuz ve çok değer yargılarınızı üst seviyede tutarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu çok net belli ve son dönemde Gizem özellikle sende gördüğüm bir şey var. Daha korunaklı yaşamaya başladın ve bu da gözle görülür bir şekilde görünüyor. Nasıl? Gerçekten? Evet, evet. Yani öyle mi? Yanılıyor muyum yoksa? Öyle, doğru. Gizem hep öyle birisiydi. Ben 2 yıldır tanıyorum. Ben hep öyle biliyorum ama aslında. Yani demek ki bazen yansıyan şeyler farklı olabiliyor. Evet. Olabilir mutlaka. Evet, bu aralar yani hani son 2-3 senedir daha bir at gözlüğü takmış ve işte bir hedefim var, oraya koşturuyor durumundayım. Belki o yüzden hani çok karşılaşmıyoruz. Dediğin gibi de İzmir'e taşındığım için işte böyle hani domates ekip salatalık ekiyorum falan, hani öyle şeyleri. Ya bir şey diyeceğim, Filiz Akın kızmaz değil mi? Filiz Akın'dan güzel olmuş. Ya Filiz abla bence çok da mutlu olur. Yani tacını devredecek biri var yani burada, öyle değil mi? Evet. Yani. O anlamda çok yüce gönüllü biri olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki, ben de onu. Şimdi mesela eski değerlerden vesaire bahsettik ama şimdi filmin jargonuyla bir soru sorayım. Mesela oyunculuğu siz hangi raconla yapıyorsunuz? Ya da kendinize göre yeni raconlar kattınız mı bu işe? Bunu tanımlayabilir misiniz? Yani bir kere yazılan bir senaryo var. Hı hı. O oluşturulmuş bir duygu durum var zaten orada. Yani karşılıklı o diyaloglar okunduğu zaman ne olduğu ortaya çıkıyor ama benim işin kabadayılık anlayışı dediğim gibi adalet. Hı hı. Yani kalbimiz burada. Burada işte insanlar birbirine sarıldığında boş tarafa diğerinin kalbi gelir. Bir terazidir aslında. Oradaki terazide adalet ve merhamet duygusunu katarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet. Aslında biraz da kabadayılık algısını da yıkıyor. Yani hani şimdi başta dediğin gibi herkes böyle öt falan asan kesen biçen bir öyle şey bir hayal şey ediyor. Hani dayı veya kabadayı denilince böyle çok hani mafyaya doğru artık gidiyor. Ama burada biraz daha hakikaten duyguya önem verildi. Bir yani. Duygu filmi. Evet. Bir duygu filmi diyebiliriz aslında komple. Yoğun duyguların yaşandığı bir film. Kabadayı aslında karakterimiz. Çok böyle spoiler da veriyor gibi olmuyor ama hep o kabadayı. O çocukluğundan beri öyle ama etrafı öyle haytut birine vurayım zarar vereyim öyle bir şey değil yani. Kabadayılık zaten kabadayı. Dayı ne demektir? Anne kardeşi yani en yakının. Kabadayı kime denir? Bir yerde bir haksızlık varsa biri birinin parasını almış birbirine zarar vermiş. Bir dakika burada öyle olmaz bu iş, ver onun parasını.
haksızlık yapıyorsun diyendir. Yani kaba sözle sinirlendiğinde söz yetmezse sopayı da eline alabilir. O yoldan da dönmez, kendini ona adamış, doğruyu uygulamaya adamış, inandığı şeyi uygulamaya adamış, değer yargılarını taşıyan kişilere kaba dayı denir. Mesela bunların ayrımı vardır. Külhan Bey'i varmış eskiden. Aslında Külhan Bey ile kaba dayı aynıdır. Farkları şudur. Kaba dayı biraz daha aile babasına doğru gider. Aile babası olur, evi de olur filan. Külhan Bey biraz daha o eski dönemde işte hamamlarda, işte kıraathanelerde yatanlar. Aslında bakış açıları, yaklaşımları doğruyu savunmak, doğruyu söylemek olanlar. Ama kimsenin parasını almayalım, zarar vermeyelim, kimseden bize bir hak geçmesin deyip o hakları koruma gayretinde olan kişiler aslında. Evet. Tabii şu dönemde bunu aramak biraz şeyde samanlıkta iğne aramaya benzer ama 70'ler, 80'ler ve dönemlerimiz, bizim ülkemiz gerçekten çok kaba dayı rezitali gibiymiş yani o 50'lerden başlayan. Evet, ama şimdi işte bu kavram unutuldu, üstü örtbas edildi ve dönüşüme uğradı. Yani bu mafya dediğimiz şeyle çok karıştırılıyor. Mesela senin bu film özelinde yorumlara baktığında işte babanın hikayesinden esinlendiği konuşuluyor, evet. Ve bir tartışma var yorumların altında. Babası da o zaman mafyaydı, yani kabadayı mafya gibi karıştırıyorlar. Şeyler var. Evet, bunu bir düzeltmeni rica edeceğim. Şöyle söyleyeyim, benim kendi babamın özünde bir şey söylemek istiyorum. Babam, biz 20 küsur yaşına kadar silahını görmedik. Bize silahını göstermedi. Abimi de beni de kız kardeşimi de özel okulda okuttu. 18 sene bizi özel okulda okuturken kirada oturmaya devam etti. Bütün kazandığı parayla çocuklarım okusun diye uğraştı. Ben işte böyle bir dünyadayım, onlar bu dünyaya girmesinler diye. Yani hep gerçekten böyle. İşte biz buranın ailesi hiç öyle bir adam değildi. Biz de evde böyle şarkılar söyleyen, tepesine kız kardeşimin çıktığı, kelinde darbuka çaldığı bir adamdı ama dışarıda insanlar inanılmaz önlülükliyorlardı, saygıydı. Ben de diyordum ki ya babamdan niye çekiniyorlar? Ne bileyim ben, babam adaletsiz, haksız bir şey gördüğünde gerektiğinin kafasını gözünü kırıyormuş meğerse o dönemlerde yani çocukluk. Biz hep böyle bize hediyeler alan, aman dersinizi yaptınız mı, nasıl gidiyor diyen birisiydi. Böyle toparlayayım yani. Tam toparlayabildim mi de onu da anlayamadım evet, ama. Evet, gayet bence. Çok teşekkür ediyorum. Ama mesela sana da burada şunu sormak istiyorum. Sen çok naif, böyle prensesler gibi yetiştirilen bir kişi olduğun için mesela bu dünyaya çok yabancısın. Sadece filmlerden mi gördün yoksa çevrende duyduğun böyle karşılaştığın hikayeler var mıydı? Yani ne kadar uzak, ne kadar yakındın bu dünyaya? Yani evet, öyle yetiştirildim. Fakat sonuçta artık hayata atılınca ve iş hayatına da atılınca belirli insanlar tanıyorsun, belirli hikayelere şahit oluyorsun. Aslında bu filmde şu an tam anlattığın kişiyim, tam dediği evet. gibi yani. Hani evet. Bunlara çok uzak bir kız ve sonrasında fark eden bir kız. Yani şimdi söylediğin kadar çok da toz pembe, hiçbir şey bilmeyen bir kız gibi yetişmedim ama... Yok ama böyle çok hassas prensesler tabii gibi. Tabii öyle prensesler, o herhalde yansıyor. ama her babalar, anneler öyledir ya. Evet. İyi ki de öyle yetiştirmişler. Rolle de inanılmaz bir bütünlüğü var. Yani izlediğinde siz de izlediğinizde inşallah yakın zamanda. Bugün de izlersiniz. Evet. Çok bayılacaksınız tabii yani. Ki.